İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir afiş paylaştı, bir ilan paylaştı. Bilmiyorum gördünüz mü onu? O ilanda da şunu yazıyordu. HPV aşısını yaptırın, önleminizi alın diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, HPV'ye bağlı hastalıklarla mücadele ve koruma için en etkili yöntem HPV aşısını yaptırmaktır. Evet bir belediye toplumun sağlığıyla alakalı açıklama yapması ve bazı konularda duyurularda bulunması, suyun tasarruf edilmesi konusunda bir duyuru yapması, yapması, herkesin aşısını yaptırması konusunda duyuru yapması bunların hepsi tamam. Ama eğer burada ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Şimdi mesela sosyal medyada ötede beri de böyle bir şey önüne geldiği zaman insanları mesela benim önüme geldi. Ben dedim ki ya belediye niye bir aşıyı yapar ya? Belediyenin işi aşı değildir ki. Yani bu aşı dediğimiz olay Sağlık Bakanlığı, il Sağlık Kurulları, Sağlık Ocakları, Hastaneler hani bu aşı konusundaki duyuruları bunlar yaparlar. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi veyahut da, da yine daha öncesinde Mart ayında bir açıklama yapmıştı değil mi Ankara. Ankara Büyükşehir Belediyesi HPV aşısını bedava yapacağı ile alakalı 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşısı uygulaması başlatacağız. Gördünüz mü bu haberi? Bir çoğunuz gördünüz değil mi? Peki şöyle bir soru geldi benim aklıma, hani dedim ya belediyenin ne işi var aşıyla? Belediye niye aşı yapar abi? Bu Sağlık Bakanlığı'nın işidir. Abi işte Sağlık Bakanlığında bu çok pahalı, işte onun için belediyeler bunu ücretsiz yapıyorlar. HPV aşısının ne olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Ulaş biliyor musun HPV aşısını? Biliyorsun onu. Nereden öğrendin onu? Daha öncesinde bir bilgin var mıydı yoksa şu son dönemin içerisinde mi öğrendin HPV aşısını? Son dönemde öğrendin. Nereden öğrendiğimizi söyleyeyim mi size? Türkiye'de iki tane olay oldu. HPV virüsü diye bir virüsle biz muhatap olmaya başladık. Bunlardan bir tanesi bir sosyal medyadaki bir kız Fasa arkadaşlarıyla gezmeye gitti. Ve kocasını da bu gezi esnasında almadı. Ardından da giderken HPV aşısı olduğunu söyledi. HPV aşısını mutlaka olmak gerekiyor diye de bir şey yaptı. Ece Taşer sosyal medya platformlarında konuşurken bu HPV aşısıyla alakalı Fas tatiline bir buçuk yıl önce gittim. HPV aşısını 10 gün önce yaptırdım. Zeka seviyesi düştükçe mide bulantım artıyor tarzında böyle saçma saçma açıklama yapmış. Ama biz HPV aşısını Türkiye'de bütün kitleler olarak mutlaka işin muhatapları biliyordur onu. Yani ailesinde herhangi veya çevresinde veya sağlıkçıdır adam, eczacıdır, sağlıkçıdır, sağlıkçıdır sağlık meslek lisesinde okumuştur. HPV aşısını bilir. Veyahut da, da etrafında çevresinde HPV virüsüne bulaşmış olan birisi varsa o da bilir onu. Bu HPV aşısının ne olduğunu. Ama toplum olarak biz HPV aşısının ne olduğunu, öyle bir virüsün nerede olduğunu biz bilmiyorduk onu. Türkiye'de ilk defa bu kızla beraber genel anlamda kitle bu işi duydu. HPV aşısı rahim ağzı kanseri ile alakalı ve cinsel ilişki esnasında birbirine bulaşan bir virüs olarak gördük bunu. Değil mi? Ama o dönemde herkes bu HPV aşısını yaptırmanın ne kadar ayıp olduğunu ve neye hazırlık olduğunu. HPV aşısını fasa giderken kocanı yanına almıyor arkadaşlarla bir yere gidiyorsun. HPV aşısı da oluyorsun. Niye acaba? diye insanlar sormaya başladılar ve günlerce de konuştular. Bunun üzerine de kız kalktı. Eşiyle beraber açıklama yaptı. Onun yanında işte tatile şu zaman gitmiştim. Aşıyı şu zaman yaptırdım. Tarihler uyma. Bir sürü açıklama oldu. Ama o dönemde olayların yani biraz daha bu Aralık ayında falandı. Geçen sene Aralık ayında. Yani bundan 5-6 ay önceydi bu. 5-6 ay önce HPV virüsüyle alakalı Türkiye'nin gündemine bir şey soktular ama millet bunu olumsuzluk ve ayıp, ahlaksızlık olarak algıladı bunu. Yemedi. Gündem üstü kapatıldı ikinci versiyonunu biz nerede gördük HPV virüsünü? Karabük Üniversitesi üzerinde. Yeni bir algıya başladılar. Karabük Üniversitesi'nde yabancı ülkelerden gelen öğrenciler var. Onlarla birlikte arkadaşlık yapan, işte bilmem ilişki yaşayan tiplerde HPV virüsü artmış. O dönemde Karabük Üniversitesi açıklama yaptı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Şehrimizde bundan önce HPV ile alakalı durum neydi? Bundan sonra nedir? Aralarında hiç bir fark yok. Anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değildi. Açıklama yaptı ama hani derler ya yalan yola girdiği zaman dünyayı altı kere dolanır. Gerçek bir tur atana kadar. Onun için ama biz HPV'yi bir kabullendik. Yani HPV evet olmamız lazım. HPV herkesin olması lazım. Yani HPV aşısı yapılması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yeni bir lütuf gibi Mart ayında sözlerini verdiler. Şimdi de uygulamaya başladılar. İstanbul'da normal mevcut mevcut metrobüsleri, otobüsleri yönetemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığıyla alakalı açıklamalara başladı. Dikkat edin 9 ila 26 yaş aralığındaki bireylere ve ebeveynler için başvuru alıyoruz. 16 Mayıs'ta başlayacak aşılar, 16, yarın başlıyormuş aşılar ve 26 yaş ile 9 yaş arasına biz HPV aşısı yapacağız. Yani cinsel yolla bulaşan hastalıklara tedbir alacağız. Bununla alakalı bir uygulama var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün işlerini bitirdi. Bütün sorumluluklarını yerine getirdi de sıra aşıya mı geldi diye soru sorabilirsiniz. Veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbul halkının beklediği bize ücretsiz HPV aşısı yapma. Bu mudur? Mesela Sağlık Bakanlığı'yla bir çalışma mıdır bu? Veyahut da, da bugüne kadar İstanbul'daki metroların yapımı için devamlı merkezi hükümeti suçlayan ve yapmadığı hizmetlerden dolayı bak biz söyledik imkan vermiyorlar ki alan açmıyorlar ki bize diye hükümeti ve bakanlıkları suçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi aşı konusunda niçin böyle bir yöntem denemedi? Niçin Sağlık Bakanlığı'nı milletin önüne koymadı? Bakın biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımıza ücretsiz HPV aşısı yapmak istiyoruz. Ama bu konuda Sağlık Bakanlığı bize izin vermiyor. Sağlık Bakanlığı bize destek olmuyor. Sağlık Bakanlığı bütçemizi onaylamıyor diye. Niçin hiç tartışma konusu olmadı? Konuşulduğu zaman ne deniyor? E Sağlık Bakanlığı bunu ücretli yaptığı için biz bunu ücretsiz yapıyoruz bir hizmet olarak. Dünden beri arkadaşlarla beraber bunun altını kurcaladık. Nedir bu? Kim söylüyor bu aşıyı yapmamızı? Bugüne kadar buna ihtiyacımız yoktu da niçin böyle bir düzlemde son 4-5 ayın algı çalışmasıyla beraber niçin bir HPV ihtiyacımız çıktı bizim hemen bir şeylerine baktık. Kurcaladım onları. Bill Gates, hani meşhur Bill Gates var ya, Microsoft'un sahibi. Pandemi döneminde hepimize çip takacaklardı. Çocuklarımızın aşılarıyla alakalı yok topuk kanı aldırmam, yok şu aşıyı yaptırmam, yok şu bu bu aşıyı yaptırmam diyoruz ya. Bill Gates. Bill Gates ve Dünya Bankası Müslüman ülkelerde lise çağında cinsel yolla buluş, bulaşan HPV ilaçlarının yapılması konusunda bir çalışma başlatıyor. Müslüman ülkelerde başlatıyorlar bunu. HPV aşısını mutlaka mutlaka İslam Müslüman coğrafyasında 30 yaş ile 10 yaş arasındaki o döneme insanları HPV aşısı yapmaya zorluyorlar. Bunu bir tavsiye olarak çıkıyorlar ve ardından Bill Gates, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü rahim ağzı kanseri için HPV aşısının yapılması adına 600 milyon dolar bir bütçe ayırıyorlar. Anlatabildim mi? Şimdi hani niçin bu bunu Sağlık Bakanlığı ile değil de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmaya çalışıyorlar. HPV aşısını ücretsiz kim yaptırmak istiyor? Niçin sadece Müslüman coğrafya tercih ediliyor? Niye Avrupa'dakiler de buna dahil edilmiyor? Oysa ki bu konuda en tehlikeli olan Avrupa, en tehlikeli olan Amerika. Çünkü Müslüman coğrafyada bu cinsel ilişki konusu dinen haram olduğu için insanlar ondan uzak durmaya çalışır. Yap yapılıyor mudur? Yapar birileri. Ama genel anlamda Müslüman coğrafyada böyle bir ihtiyaç yoktur. Çünkü insan evlendiği insanla bir cinsel hayat yaşar. Helal olan odur. Ha, harama bağlayan vardır arama giden vardır. O herkesin kendi bileceği iş, kendi günahı. Ama böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde Bill Gates'in Birleşmiş Milletler'in ve Dünya Bankasının 600 milyon dolar ayırdığı bir aşı çalışması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi niçin tercih ediliyor? Otobüsleri dahi yürütmekten aciz olan bir belediye yönetimi niçin ücretsiz aşı kampanya kampanyasına başlıyor? Hı? İşte sormamız gereken yerler burada.